ince malzemelerimizi sayalım. Evet. Çiğ köftemiz için ince bulgur kullanıyoruz. Soğanımız rende, domatesimiz rende. Sırasıyla alalım mı şefim? Söyledikçe bence tabii, kaba da alalım. Tabii. Şöyle... Ha, kaba mı indiriyor? Evet, evet, bu, evet. Tabii tabii bence de. Önce, önce bunu bunun bir gramajı neydi? Gramajı hemen bakalım. Yani. Sen de gramajı söyle. 2 su bardağı köftelik ince bulguru kabımıza aldık. Ondan sonra? Sonra şefim. Sırasıyla sen söyle. Ben söyledikçe size uyarsa evet, tamam. 2 adet orta boy soğan. Evet, rendeliyoruz ama soğanımızı. Tamam. Evet. Bu arada yayınımızı YouTube'dan izleyebiliyorsunuz. 2 yemek kaşığı domates salçamız var. Evet. Ben böyle ayırayım. Onu da ekleyelim. Evet. 2 yemek kaşığı biber salçası. Evet. Evet, bu ilginç işte. 2 yemek kaşığı ketçap. Evet. Bu neden ketçap mı? Evet, ketçap. Evet. Bir dakika dur. Niye? Böyle bir şey yok. Var. Çiğ köfte. Neden? Evet, herkes bilmez. Adıyamanlılar belki kızabilir ama çiğ köfteye kıvam vermemiz için ketçap onu yumuşatacak. Daha böyle kıvamlı. Tavanımızdan tavan altında yapışacak. Yok abi, biz tavana atmayalım da sen gene koy. Süper olacak. Oo, ketçabın güzel tadı var. 2 yemek kaşığı ketçap ekledik. 2 yemek kaşığı isot. Evet. Evet. İsot olmazsa olmaz zaten. Evet. Ekledik. İsot 1 çay acı değil mi? Kaşığı evet, kimyon. Kimyon. Şöyle. Anam anam evet, şimdiden çok kötü. 1 çay kaşığı pul biber. Evet. 2 diş evet, sarımsak rendelenmiş. Sarımsağımız evet, da rende. 1 tatlı kaşığı tuz. Evet. 3 yemek kaşığı nar ekşisi. Evet. Aa, bu da tamam işte. 1 çay kaşığı limon tuzu yazıyor şefim. O isteğe bağlı isteğe mı? İsteğe bağlı. Limon tuzu evet, biz en son limon suyu kullanacağız. Tamam. Limonlarımızı sıkıp en son üstüne ekleyip asidiyle bulguru iyice öldüreceğiz. Hı-hı. Limon tuzu isteğe bağlı. Şimdi tüm malzemelerimizi ekledikten evet, sonra... Güzelce bir şimdi. Başlıyoruz. Dur yorma bir dakika yorma. Dur ben bir yorum yapacağım buraya. Bakın bir şey söyleyeceğim. Tamam. Herkes çiğ köfteyi seviyor. Gecenin bir yarısı. 11-12. Belki de bir canınız çiğ köfte istedi. Evde marul var. Her şey var. Bütün malzeme var. Ne yapacaksınız biliyor musun? Hemen Beyaz TV'de YouTube açacaksınız. Bizimle beraber efendim. Siz de aynı şekilde devam edeceksiniz. Başla bakalım yoğurmaya. Ya şimdi benim eşim de çok sever. Bazen gece... Yapıyor musunuz? Aa, istediğinde yapmaz olur muyum ya? Aslında güzel eşinin şef olması. Yani şanslı. Kendisi de aşçı. O da mı aşçı? Aynen güzel. Ama bu kuvvet isteyen bir şey olduğu için... Bu arada, bu arada bir sürpriz... Için. Bu arada bir sürprizim var diyor yönetmen içeriden ama... Bilmiyorum, Bilal Özbilge yine... Magazinin babası ne yapıyor? Bir sürpriz hazırlamış bize, merak ediyorum. Bu ne? Doğuş doğuş daha ne diyebilirim? Nasıl bir sürpriz bu? Bilal Özbilge gene. Nasıl bir sürpriz? Nasıl oldu merak ediyorum. Ben şimdi biz çiğ köfte yapıyorduk orada evet, ne olduk? Anlatayım. Evet, çiğ köfteyi gördük. Değerli izleyicilerimiz de bilsin. Tabii. Ben bugün Azerbaycan'dan geldim. Evet. Evime girdim. Evimde birkaç eşyalarım var, topladım. Yarın Ankara'ya gideceğim, küçük bir operasyonum var. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet. Sağ çok önemli değil. Sağlık değil mi? Çok. Tamam. Hafif yani 3-4 liraya kalkabileceğim bir şey. Neyse. Gideyim dedim. Özkan kardeşimi alayım. Oradan da tak telefonum çaldı. Bilal. Bilal Özbilge. Neredesin? Dedim kokumu mu aldın? İstanbul'dayım. Yok ben seni Bakü'de zannediyordum. Yok İstanbul'dayım dedim. Hadi gel. Nereye gel? Programa. Ya dedim kardeşim kılığım kıyafetim uygun değil. Sporum. Gel gel dedi. Onun bende kredisi o kadar büyük ki. Bravo, bravo. İyi Bilal Özbilge, magazinin babası. O yüzden Allah ondan razı olsun. Doğuş sana da çok teşekkür ederim. Kırmadın. Misafiriniz evet, geldin. Ne güzel, yo, hoş çok geldiniz. Da tatlı, çok da keyifli günü. O zaman ederim, böyle yapalım. Hadi gel. Buyurun. Buraya oturuyor otur. E tabii yani şeref verdin öyle şey olur mu? Oturayım. Nasılsın, iyi misin? Vallahi ben çok iyiyim. İşte Azerbaycan'dan size selam getirmişim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Başımızın teşekkür üstüne. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Cıvıl cıvıl öyle gidiyor. Erhan Najar'la şimdi hemen hemen bayağı bir kaç programdır oldu? 30, yapıyoruz. 35 program oldu. Bayağı 35 program hmm, yapacağız ama çok da keyifli geçiyor. Geçiyor. Sen renk kattın bugün çok bize. Çok teşekkür ederim. Biz de orada ev yapımı çiğ köftesi yapıyorduk. Evet. Aa, bir de müziğimiz içeride olsa diyorduk. Bir de müzik olsa diyorduk. Evet, siz geldiniz. Ama böyle olur yani. Bu kadar ya, denk gelir. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Her şey güzel. 10 Ağustos'ta yeni klibim geliyor. 5 şarkılık bir albüm yaptım. Hangileri var? Neler var? İçinde Bin Beter var. Evet. Uyan var mı Uyan? Yok. Uyan onlar eskidi artık ama yine sizin hatırınızda. Abi Uyanlar, Gamsızlar unutulur mu? Eskiyen bir şey yok. Şimdi hiçbir zaman şarkı ben, eskimez. Ben seni Gamsız'da tanıdım bir kere. Şarkı eskimez. Gamsız. Şarkılarımız eskimez. Şükürler olsun. Gamsız'dan çok severim. Çok güzel şıkır şıkır bir albüm gelecek. Evet. Duygusal şarkıları var.
Atarlı Giderli şarkı var. 5 şarkı. İnşallah. Hemen arkasına 3 klibim var. 2 tanesini çektim, bir tane daha çekeceğim. Hemen arkasına bir 5 şarkı daha gelecek. Hiç boş bırakmayacağım. Evet. Çünkü ara bize yaramıyor. Yok, hayır. Özledik. Biz seni çok özledik. Bana tavır yapıyorlar. Evet. Sosyal medyada güçlüyüm ben. Tavır yapıyorlar. Bizi neden sesinden mahrum bırakıyorsun? Haklılar. Haklılar. Ben de... Sen alıştırdın. Evet. Bırakıp ben gidemezsin. Ben yaptım. Öyle kendin gidemezsin. Biz halk olarak bir şey söyleyeceğim. Yenge Azerbaycanlı. Çok şükür. Yenge orada da ünlü biri. Çocuklar da var. Çocuklar bile öldü. Abi cidden söylüyorum. Müge Anlı gibi hemen hemen. Şöyle anlatayım. Yani ben... Müge'miz candır. O bizim... Ama yenge de çok yıllarımızın artık yani tabii. Müge'sidir o. Tabii. Evet. Benim hanım da orada yeri geldiğimiz savaşların içine kadar giren. Öyle mi? Evet. Hem ne iş yapıyor? Hem yapımcı. Evet. Başka programları da var yaptığı. Tamam. Hem de televizyon sunucusu, bir gazeteci. Yani aynı zamanda yazar. Çok güzel. Hı-hı. Çok güzel. Ondan sonra bir de gazetemiz var orada 3 nokta diye. Her Oo. Şey güzel. Allah şükür olsun. Sana da bu yakışır ya. Abi. Ne kadar yani güzel. Güzel bir Allah mutlu aile ortamı. Ne güzel. Aile dünyanın en güzel şeyi. Herkese tavsiye ediyorum. Artık unumuzu eledik astık yeter, daha 46 yaşındayız yani 40 yaşına kadar yetti artık yani. Ama yani 40'tan sonra da artık yani insanlar bir kendi toparlasın da yani. Tabii tabii, ama seni özledik gerçekten. Ben de çok yani özledim ya vallahi. Bugün gelmişken bir tane gamsız ve yalan yapalım. Gamsız da yaparız, uyan da yaparız. Uyan yapalım. Gamsız. Bilal Bey gamsız isteniyor. İstiyor. Bilal evet. Bey. Gamsız, bir tane gamsız ya yapalım Bilal, mı? Vallahi seni çıkartırım yani, buraya bak. Bilal Bey de gelebilir. Bilal Bey gelsene ya, gamsızı. Gel Bilal abi. Gel abi, gel gamsız da ya. Yok. Ama bak Azerbaycan'dan, Bakü'den geliyor ya. Hayır hayır, bir saniye. Bilal, ekranlar buna hazır değil efendim. Hayır hayır, beni kıramazsın, gel. Abi 2 dakika gel otur, gel. Gel. Lütfen Bilal Bey. Efendim Bilal Özbilge'yi bekliyoruz. Evet. İşte magazinin babası. Erhan Nacar'la şimdinin yapımcısı efendim. Bilal Özbilge, hoş geldin. Teşekkür abi. Teşekkür ederiz. Olsun. Sana hiç önemli değil. El mikrofonu yeter. El mikrofonu var. Yeter. Normalde ekranda olan bir adam değilim. Hiç önemli değil. O beni kırmadı. Ben de onun için geldim. Hadi sorun bakayım. Biz çiğ köfte yaparken Doğuş Bey şarkıyla girdi. Yani Doğuş şaşırdık. Yıllardır bu sanat aleminde en iyi dostlarımdan bir tanesidir. Evet. Çok severim kendisini. Birçok dostumuz var ama Doğuş'un yeri çok çok ayrı bende. Allah. Ya burada gelmemin sebebi çok hani ısrar ettiği için... Normalde ekranda olan birisi değilim. Yani evet, çağırdık kabul ettiremedik. Yaklaşık 27-28 evet. Yıldır ekran arkasında işimi yapan birisi. Ama Bilal Özbilge'yi tanısınlar yani. Şu güzellikleri sunan o. Programın da yapımcılığını yapıyorum. Tabii. Her zamanki gibi. Söylemezsem olmaz başlayacak. Devam. Ben siz sormadan cevap vereyim, ondan sonra gideyim. Olur mu? Birkaç proje de var. Gamsız'ı dinleyecek program daha var. Doğuş'ta bir projemiz var. İnşallah. Erhan da dahil olacak inşallah o projeye. İnşallah. Böyle ne istiyorsunuz benden şimdi? Ne yani bir gamsız. Senin olmasın. Bir gamsız isteriz. Siz gamsızı söyleyin. O Bey, ben, Bilal Bey. Ben yerime gideyim, işime gideyim. Siz devam edin. Tamam peki. Tamam. Teşekkür ederim. O zaman bir şey söyleyeceğim. Acaba gamsızı böyle mi söyleyeyim? Nasıl? Yoksa müzikle mi söyleyeyim? Nasıl istersen hazır. Hepsi hazır. Sen zaten hazırlamış Bilal Bey. Hazırladıysanız tamam, ver abi gamsızı. Ben her türlü okuyorum. Nasıl istersen yani. Hiç problem yok. Bir şey rica edebilir miyim? Evet. Otur abi. Oturayım. Çok değerlisin. Ya, müzik şu gamsızın şey o bölümünü ya. Bir sessiz alabilir miyiz? Madem Bilal Özbilge'nin bu. Burcu ne Özbilge'ye güzel. Dedik madem. Yorgun argın ama. Olsun. Sadece o bölümünü. Gamsız. Vicdansız. Ben sensiz ne yaparım şimdi, söyle beni, acılarla baş başa bıraktın neden? Gamsız, vicdansız. Ben sensiz ne yaparım şimdi, söyle. Sese bakar mısın, ne kadar net. Beni acılarla maşallah. Baş başa bıraktın neden? Efendim Doğuş. Erhan Nacar'la şimdi de sağ olsun Bilal Özbilge'nin konuğu, bizi kırmadı geldi ve gamsız dedi.
Ama öyle bir dedi ki bütün gamsızlara gelmesin. Ben biliyorum ki gamsızı dedirttirdiği bir noktada mutlaka bir aşk var. Aşk yaşandı ve sonunda gamsızı duydu mu efendim? Aşk bittikten sonra mı gamsız? Vallahi oluyor? Kardeşim ben çok süründüm ya. Ha işte. Vallahi çok süründüm. Yani biz de sürünüyoruz benim şu an. Yani, merak etme. Ben Allah'ın bir lütfuyum ya. Gerçekten ben Allah'ın bir lütfu olduğuma inandıktan sonra yaşadığım... benim hayat kaderim değişti. Yani her insan Allah'ın bir lütfudur. Kendini öyle görürse bir noktadan başarabilir. Çünkü benim başarma olasılığım hiç yoktu. 6 yaşında yurt, 7 yaşında yurttan çıkma. 7 yaşından sonra babaannem beni aldı, şeye gönderdi. Artvin'e annem baban öldü dedi. 8 yaşında geldim sonra babam beni aldı. Yurtlarda, sokaklar, oteller. 14 içinde cezaevi, sonra sayısız kere cezaevi. Yanlış arkadaşlar, yanlış çevre, yanlış insanlar. Dedim 18'li yaşlarda ne oluyor, ne yapıyorum? Bu benim hayatım değil ki. Niye izin veriyorum kayıp gitmesine? Doğuş ya. Hemen. Bir dakika abi, bir ne dakika güzel ya. Anlattı. Arkadaşlar. Ya sen adamsın ya. Gençlere ne söyleyeceğiz? Ne yapsınlar abi? Bu gençler ne yapsın? Abi sen nasıl yürek, nasıl vicdan, nasıl anlatım? Unutmuyorsun değil mi geçmişini? Abi, ben dur da abi, sen çocuklarımın biraz büyümesini bekliyorum. Büyüsünler ki onlara yattığım yerleri göstereceğim. Öyle şımarık büyümeyecekler. Adamsın. Hayatı gör. Gençlere ne söylemek lazım? Doğuş gençlere ne söylesin? Senin gibi olmak isteyen, çok sokakta olan, yurtta olan biz neler yapsınlar? Her zaman ben yurtlardaki kardeşlerimin de yanındayım. Çok reklamasyon görüyorum, çıkıyoruz. Görüyorum, bilir, duyuyoruz. Sahip çıkıyoruz. Sokaktaki kardeşlerimize de her daim sahip çıkarız. Allah'a şükürler olsun. Rabbim bana o gücü versin. Her daim yanlarındayım. Fakat sokak bir kurtuluş değil. Benim vurulmadık yerim yok. Koltuk altı, kalp, kalça, sırtım, ama hayat beli, mücadelesinde. Omuz, kolun, kurşun, bıçak, şiş. Aklına ne geliyorsa yani. Karman çormandır benim. Ölümlerden döndün. Ciddi döndüm. Yani filmlerde bile o kadar vurulmamıştır insanlar. Şükürler olsun. Şöyle yaptım. Bir gün çok önemli bir olay yaşadım. Hayatımla alakalı çok büyük bir olay. Söyleyebilirsen söyle. Söyleyeyim. Lütfen rahatsız olma, gel şöyle. Yok, estağfurullah. Bir gün programınızın, bu arada karıştırdım, kusura bakmayın hayır, arkadaşlar. Hayır, bugün olsun. Sana ait. Bu problem değil. Var gün, doktorlarımız alacağız, sorun değil. Bir gün şöyle bir şey oldu. Ben dedim artık İstanbul'a gidiyorum arkadaşlarıma. Bursa'da kalıyoruz. Birkaç tane zibidi arkadaşım var. Dedim artık İstanbul'a gidiyorum. Sizi dedim terk ediyorum. Ben dedim hayatımı yeni baştan yazacağım. Bu değil ki dedim yani. Böyle git, onu yap, bunu çal, bunu şey. Nereye kadar dedim ya. Kaç yaşındaydın? 18 yaşına. Bu kararı o zaman. 18 yani. Yaşta. Ondan önce. Dönüm nokta. Kopuk ondan öncesi. Evet, kopuk. Sonra. Sonra. Ya tamam gideceğim falan, yapışlar bana işte bugün bir market soyacağız, sen de geleceksin. Ya oğlum beni sürüklemeyin, bak gidiyor. Geleceksin illa, bak bununla, bu gelecek olan parayla git. Ulan şeytan da öyle bir şey ki arkadaş, inanıyorsun yani. Tamam diyorsun. Dedim ama ben gelmem. Uzakta dururum, göz yolayım size. Tamam dediler. Neyse gittik, ben de öyle uzak dediysem çok da uzak değil yani. İşte şurasıysa ben de şuradayım, ben sağa sola bakıyorum falan. Neyse bunlar açamamışlar kepenk. Kalemler malenler bir şeyler almışlar işte. Bana da böyle bu kadar kalemi tutuşturdular elime. Ben de aldım onu, montun cebine koydum. Yattığımız yere doğru gidiyoruz. Beyaz vardı o zamanlar, ekip evet, otosu. Evet. Zınk diye önümüzde durdu. Evet. Gençler dedi nereye? Evet. Dedik işte abi biz eve gidiyoruz falan bu saatte. Evet. Ne evi? Benim dedi biz götüreyim. Tam kapıyı açtı. Polislerimiz affetsin bizi. Çok seviyorum onları. Kapıya tekmeyi bir koydum. Polisin suratına kapandı. Bir de aldık çil yavrusu gibi. Evet. Bir tanesi benim peşinden bir koşturdu. Ona hakkım helaldir. Asla şeydi, beni başka bir şey sanmış olabilir. O yüzden. Giderken bir ateş sesi, bir ateş sesi daha. No, anlamadım. Böyle kolum bir yere çarptı gibi oldu. Bir şey ısırdı gibi, yandı gibi, ne olduğunu anlayamadım. Kolumdan vurmuş beni. Evet. İlk vurmam öyledir. Evet. Ondan sonra anlayamadım, bir şey oldu ama böyle, o heyecan, hani adrenalin falan düşünmüyorsun ki yani, düşün. Bir apartman boş, apartmana girdim, direkt çıktım en üst kata. Heyecandan kapıyı bile kapatamamışım. En üstteyim. Cebimde kalemler. Öleceğim heyecandan. Lan yakalanmayayım, bir daha girmeyeyim cezaevine falan diyorum. Tak ışık açıldı. Evin ışığı.
Hayır, apartmanın içindeyim. Kapatmadım. En üst kattayım. Evet. Kapıyı da kapatamadığım için ışık açıldı. Telsiz sesi geliyor. 80-90 bin merdivenlerden yukarı doğru geliyor bu ses. Görecek. Görmeme ihtimali yok. Çıkarttım kalemleri. İlk inanışım. Ondan öncesi kayıp. Bıraktım. Allah'ım, varsan eğer varlığını bana hissettir. Bana inanacağım. Söz veriyorum. Bundan sonra kimsenin bir şeyini çalmayacağım. Ölsem acından yapmayacağım. Benim dedim bu polis görmesin. Ne olursun dedim. Geldi. Apartmanda böyle merdivenlerden çıkarsın. Böyle en üstte böyle bir basamak vardır. Böyle oturursun. Tam öyle oturuyorum. O da buradan geldi. Geldi. Kafasını kaldırsa göz gözü. Evet. Görmeme ihtimali yok yani. Kaldırsa bir merhaba diyecek bana. Kafasını eğdi ve gitti. Görmedi. Allah Allah. Kurban oldum. Kafasını eğdi ve gitti. Ben de oraya kalemleri bıraktığım gibi bıraktım. Gittim, ondan sonra da yeni baştan yazdım hayatımı. İşte doğuş. Kaderim orada yazdım. Ondan doğuş. Ha. Yeniden doğuş. İlk orada başladı işte. Nerede, nasıl geldik buralara ben de bilmiyorum ama. Öyle aktı gitti. Ama yani. Şu an herkesi kilitledim, emin ol. Hayat hikayenle. Birçok gence örnek oluyorsun şu an. Şunu net söylüyorum. Lütfen de beni kimse yanlış algılamasın. 24 saat ibadet yapayım. Gece gündüz tesbih çekeyim. Ama onun arkasından konuşayım. Bunun kuyusunu kazayım. Bu bir günah işlemiş. Bangır bangır su yüzüne söyleyeyim. Arkasından atayım. Kılma abi o namazı. Çekme abi o tesbihi ya. Evet. Böyle Müslümanlık olmaz. Doğru. Benim için Müslümanlık nedir biliyor musun? Benim için Müslümanlık bir insana iyi davranmak, bir tane çocuğun başını okşamak, bir mahalle arasına girdiğin çocuğa, bir tanımadığın bir çocuğa şeker almak, dondurma vermek, bir şey yapmak, yaşlı yolda gördüğün birini yardım etmek, esnaf, fakir, dönemiyor, gideceksin, illa kendini göstermek zorundasın, yardım etmek. Gerçekten ihtiyacı olan mahalleler var. Onlara kapıların önüne bir şeyler bırakmak. Bunları yap abi. Bunları yaptıktan sonra ibadetini de kılabiliyorsan ne mutlu sana. Ama namaz kılıyorsun 24 saat, onun arkasından gıybet yapıyorsun, bunun arkasından sallıyorsun, tesbih çekiyorsun, gıybetin tavanı yapmış, sen Müslüman oluyorsun. Olmaz. Namaz kılıyorsun, camiden çıkıyorsun, şu köpeği öldürelim diyorsun. Kılma abi o namazı. Çok doğru. Kılma abi o namazı. Çok o namazı kabul değil. Kesinlikle. Sen Allah'ın verdiği bir cana kıyıyorsun, namaz kılıyorsun. Kılma abi. Benim yurtta bir arkadaşım vardı. Sözünü kestim, kesmeliyim. Tamam. Yurtta bir arkadaşım vardı. İsmini verebilirim. Cengiz diye bir arkadaşım. İzmir'de, Uca'da. Allah uzun ömür versin. Onlar seni örnek alıyordu biliyor musun? Sen çıktığında herkesi susturuyorlardı ve yurt yurtta, çünkü o sen başardın. Evet, örnek. Sen onlara bir örneksin şu an. O zaman bir uyan yapalım mı? İster yapalım, misin? Çok... Yani başarabileceğini gösterdin. Bitirelim herkes senin, sen bir umut oldun. Buyur. Buyur. Kısacık bir şey daha söyleyeceğim. Söyleyebilirsin. Hiç sorun yok. Her kravatlı için değil bu söylemim. Yok. Beyaz yakalı ama, beyaz gömlekli değil. Evet. Ama evet. Bu dünyayı bu hale getiren dövmeliler değil, kravatlılar. Dövmeli kendi halinde yaşar hayatını. Ama kravatlılar orada savaş çıkartalım. Burada bilmem ne yapalım. Buradan nasıl rant kazanırız? Para alakalı. Kazanalım. Paranın peşine koşuyoruz. Bu söylemimi ciddiye alın. Bu kadar. Tamam. Başka? Bir uyan diyelim mi? Uyanla bitirelim. Uyan diyelim. Sonra ben kaçayım programımıza devam edin sen, ya. Sen bize şeref verdin ya. Hadi ver bakalım. Ama bir mutfağa gelsin. Gidip çiğ köfteye gideceğiz. Ondan sonra gidersin. Tamam mı? Uyandan sonra mutfağa. Sonra. Çiğ köfte bitti. Hazır. Doğuş bizlerle inanılmaz şekilde bir sürprizle geldiler. Evi çiğ köftesi yapacaktık. Ama bir giriş. Bir dene bakalım. Sen kararını ver. Hiçbir şey demiyorum. Öncelikle kusura bakmayın. İnsanlar bakarken hayır, böyle bir yok. Şey yemek. Yorum bekliyorsun. Hiç ayıp bir şey yok. Ayıplık bir durum değil. Sadece tadını ve yorumunu bekliyoruz. Müthiş. Afiyet olsun. Yani sonuçta senin gibi bir değerli bir sanatçının vereceği ustalarımız hakkında ne diyorsun? Tadımlık. Ne hissettiniz? Çiğ köftenin içinde neler tatladınız? Vallahi, ev yapımı. Ne kadar sürede olduğunu biliyor musunuz? Kendileri iyi bilir. Ev usulü. Ben evet. Çocukken. Hayır, şaşırtıcı olan çok kısa sürede yapılmış. Çok kısa sürede. Ve beğendiyseniz eğer. Yaklaşık 15 dakika. Siz şarkıları söylerken ben yaptım. 15 dakikada oldu. Nasıl yani? Ya. Tabii o yoğurdu. Ben biliyorum çünkü. Çok zor ya. Hayır, ben fütoklasını biliyorum. Saatlerce Mersinli, Batuhan Mersinli ve bu işte maşallahı var yani.
Çok Batuhan helal olsun kardeşim. Küçükken Mersin'e gelmiştiniz. Gelmiş, konser vermiştim orada. Ne güzel. Evet, yani aslında 7 dakikamız var Doğuş reklama gitmeye. Bilemiyorum ne anlatmak istersin. Başka eklemek istediğin gençlere. Aslında ben sormak istedim bir soru. Sorabilir miyim? Lütfen. Tabii siz sorun lütfen. Nedir? Çünkü anlattığınız hikayeyi gençken 18 yaşından önceki bir yaşamınız var. Sonra 18 yaşından sonraki var. O 18 yaşına kadar olan kısımda hiç kimseden bir yardım görmediniz mi? Yani şimdi etrafta, sokakta akrabalarım kimsesi... evine sokmuyor da benim. Ya bu çok acımasızca geliyor bana da. Dinlerken de hissettim çünkü. Nasıl yani evine sokmuyor? Bayağı. Aman bizim bir şeyimizi çalar diye sokmalardı. Gel oraya oturalım. Evet geçelim. 7 dakikayı da orada bitirelim. Bu çok önemli bir konu çünkü Doğuş yeni jenerasyon seni tanımıyor diyelim. Hani vallahi minibüsün içinde çocuklar bağırıyor bana. O ayrı, o ayrı tabii. Doğuş abi diye. Seni çok seven var. Ama ne demek istediğimi bazen gıcıklığına mesela yazıyorlar. Biz hayat hikayeni bilen yok. Annen tanıyor, annen tanıyor, deden tanıyor. Ama sadece şarkılarınla biliyorlar. Ben seni biliyorum. Seyhan seni biliyor. Bilal biliyor. Yeni şimdi, jenerasyon o. Açıkçası yani Z şey, kuşağı dediğimiz kuşak kayıp yeni, kuşak yeni gibi nesil. Gözükse de ben evet. Çok kayıp olduklarına inanmıyorum. Burada annenin ve babanın gerçekten çok üzerine ciddi görevler düşüyor. Bravo. Diye inanıyorum. Bravo. Mesela ben ne annemden ne babamdan ne de babaannemden ne de sülaldeki hiç kimseden bir kere kucağa alıp sevildiğimi bilmiyorum. Hmm. Sevgi sözcükleri hiç duymadım. Ama ben çocuklarıma fazlasını veriyorum. Abartıyorum yani artık o denli. Çocuklar sevgiye ihtiyaç duyuyorlar. Eğer sen o çocuğa o sevgiyi vermezsen gider arkadaşında bulur o sevgiyi. Evet. O zaman kayıplık başlıyor. Ne yapayım ya? İyi misin ya? Demeye başlanıyor. Konuşma tavrı kayıyor. Arkadaşın çünkü öyle konuşuyor. O da öyle konuşmaya başlıyor. Ama neden babadan terbiye alırsa eğer çocuk ayakları yere sağlam basar. Basar o yüzden Z kuşağı da diyemeyiz. Yani kayıp kuşak diyemeyiz o zaman. Hı-hı. Benim düşüncem bu. Evet. Dışlanma dedik. Hayatta herkes dışlanır ama senin gibi dışlanmaz. Senin gibiler gibi dışlanmaz. Sen bu hayatı kendin istemedin kardeş. Hayır zaten ben demedim yani, beni bir dünyaya getirdim sen diye. Bu hayata gelirken hı-hı. kendin gelmedin ama sen bu hayatta dönüşüp yeniden doğan bir kişisin. Bu benim için çok önemli. Ya canım kardeşim inan bana. Herkes bunu başaramaz. 18 yaş öncesi kendimi Emrah zannediyordum. Ha böyle böyle diyorsun. Ben acılar çocuğuyum. Hep böyledim yani. Normal bir günüm yoktu. Yıllar yolu dert yolunda boynu bükükle hep böyledim ya. Çünkü yüzüm hiç gülmüyordu. Filmlere gidiyordum ağlıyordum falan. Kendimi bulmaya çalışıyordum. Ama 18'den sonra dedim ki benim adım Doğuş olacak. Azmettim. Yeniden doğacağım dedim. Orhan benim gerçek ismim. Öyle mi? Evet. Bilmiyordum inanın. Yeniden doğmak adına adımı orada Doğuş koydum. Hani sırf albüm çıkarmak için değil benim adım Doğuş. Hmm. Zaten beni Doğuş olarak bütün Çınarcık biliyordu. Ben Çınarcık'ı sallıyordum daha albüm çıkarmak için. Melike Aydın diye bir isim analizimiz var. Der ki ismi değiştirin kaderiniz değişsin. Çok doğru söylemiş. Hı-hı. Yeniden doğmak adına Orhan'dan Doğuş'a geçip bunu sakın unutmayın. Melike Hanım'a da bunu dinleteceğim. Yani Orhan'dan sonra sevgiler. Orhan'dan sonra Doğuş'ta gerçekten değişti mi? Her şey değişti. Adım adım değişti. İşte mesela gittim hemen bir daha. Hadi gel oğlum seni şarkıcı yapalım falan olmamış demedi kimse. Işte, tabii. Gittim simit sattım. Ha. Jeton sattım. Ayakkabı boyadım. Poşet sattım. Su sattım. İnşaatlarda çalıştım. Güzel bir birikim yaptım. Attım kendimi Bodrum'a. Bodrum'a. Aa dedim. Saçları uzattım bu arada. Yeni bir tarz yaptım kendime falan. Evet. Yani değişim değişim değişim. Gittim orada işte barmenlik yaptım. Bir şeyler yaptım. Sonra bir gün böyle. Tırnaklarla gelmiş evet. Efendim. Tırnaklarla. Tırnaklarla sonra böyle gelmiş. Bir gün kumsalda şarkı söylüyorum falan. Bir grupta oradan gitar mitar çalıyorlar. Ya gelsene buraya falan filan. Hadi geleyim falan. Aa. O grupla sonra barlarda şarkı söylemeye başladım. Yani gerçekten Rabbim bana hediye etti. Ben Allah'ın bir lütfuyum ya. Hediye etti bana yani. Sonra şarkılar yazmaya başladım tövbeden sonra. Yani çok önemli. Her şey değişti. Ama inandım değişeceğine. Bir daha geriye dönmeyeceğim. Yeni bir başlangıç yaptım. Yeni bir hayat evet. Dedim. Buna ben kendim inandım önce. Sen yeter ki iste Rabbim sana verir. Evet. Evet. İsteyeceksin. Ve inanacaksın. İstemeliyiz. Ama kalbine zerre kadar kötülük alırsan hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir şey olmaz. Almayacaksın. Düştün köşeye. Acılar çektin. İsyan etmeyeceksin. Hı hı. Yanlış.
Yanlış üstüne yanlış. Çukura nasıl düşersin bir daha çıkamazsın ya. Evet. Öyle bir şey. Düştükçe düşüyorsun o zaman. Dert mi verdi? Sıkıntı mı verdi? Çok şükür. Hamdolsun. Şükürler olsun. Ben ne diyorum? Dünüme, bugünüme, hı-hı, yaşayacağım yarınıma şükürler olsun. Bu kadar. Evet. Hani lütfen beni şey imam falan görmesin kimse. Yok hani, canım. Ama kendimize bir ibadet şeklimiz var. Şükürler olsun. Hamdolsun ya. Geçen sene de benim çocuğumla beni sınadılar. Ben de 7 gün cezaevine girdim. Sonra çıktım. Çok geçmiş olsun. İntihar etmek istedim. Kendimi öldürmek istedim. Bak nelere çıktık gördün mü? 9 yaşında bir evladım için ama 16'ında yaşında bir baktım aslan gibi bir evladım var. Ben ölürsem ona ne olacak dedim. Allah korusun. Hayat ne biliyor musun Doğuş? Sınav. Beni bu dünyada o kadar seviyormuş ki Allah'ım. Hem cezaya beni verdi hem de sevdiği kulunu bu dünyada cezalandırıp şimdi lütufla bak beni nerelere getirdi. O yüzden ben sana inanıyorum. Sen de o eziyeti çektin. Rabbim seni sevdiği için kul olarak sen şu anda bak nerelerdesin. O yüzden herkes lütfen rica ediyorum. Ne kadar umutsuz olursanız olun. Hiçbir şeyi asla bırakmayın. Çökebilirsiniz, düşebilirsiniz. Ama mutlaka onun bir çıkışı var. İnanın Allah'a asla isyan etmeyin. Ben de isyan etmedim ve bugün bu noktadayım. Yarın nerede olacağım bilmiyorum. Oğluma da söylüyorum. Sıkıntı yok. Çocuklarım onlar nerede da isyan etmez. Nerede olursak olalım ya. Yeter. Yine önemli. Kazanırız. Kesinlikle. Yine taşın suyunu ne sıkarız. Ne burcusun bu arada? Yengeç. Yani bu nasıl bir azim ya? Bu nasıl şimdi, bir azim? Yani Allah'ıma tebrik şükürler ediyorum. Olsun. Yani. Tebrik ediyorum. Yani tabii kötü bir enerjiyi almıyorum, çekmiyorum üzerime. Şöyle kenara koyayım o söylemimi. Üstümde değil. Tekrar düşsem tekrar kalkarım. Sıkıntı yok. Bravo. Öğrendiğiniz yani o hayattan mücadele etmeyi öğrendi. Şimdi oğullarımı öğretiyorum. Kimseye şeyle bakmamaları, herkesi sevmeleri gerektiğini. Gelen insanlara akraba gibi davranıyorlar biliyor musunuz? Evet. Sevgiyle büyüyorlar çünkü. Evet. Ama öyle vurup kafasına bir şey de alamazsın. Bu da yok. Hayatı dolu dolu bilecekler. Bilmeliler. Dayak da yemeyecekler. Kesinlikle. Dayak da atmayacaklar ama hayatı bilecekler. Evet. Şimdi ya bitti artık. Ne çabuk bitti size ya. Çok teşekkür ediyorum Doğuş Bey. Bitmeye geldiniz, değiliz. Kırmadınız, ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Çok asil birisiniz. Estağfurullah, sizin güzel bakışınız, güzel görüşünüz. Yetişme tarzınızı görebiliyorum, hissedebiliyorum. Ve inşallah benim çocuklarım da, evlatlarım da hem benim hem sizin gibi olmasını isterim. Görüş açısından söyledim. İnşallah değerli olurlar, i̇nşallah. Okurlar, i̇nşallah. Sizin gibi olurlar. İnşallah. Temennimiz o. Sizlerin de efendim çocuklarınız inşallah öyle olsun. Evet. Şimdi başlayalım efendim sorularımıza. Başlayalım. Kolay sorulardan başlayalım, zorlara tamam, sonra kolaydan geçiyoruz. Kolaydan başlayacağım hocam. Şimdi çoğu kişi sizin yanınıza geliyor, burun operasyonu olmak istiyor. Ama siz kusurlu yeri burun olarak mı görüyorsunuz? Yoksa kişi gerçekten burnunu değiştirdiğinde güzelleşeceğine mi inanıyor? Burada bir karmaşa var. Şimdi tabii yüzü analiz ederken birçok parametreye bakıyoruz. Yani sadece buruna fikse olmuyoruz. Ama bizim mesleğin şöyle bir özelliği var. Eğer kişi yani mesela örneğin biz baktık çenesinde de bir problem var. Ameliyat yapılması gerekiyor. Orada da bir takım küçük dokunuşlar ihtiyacı var. Ama kişinin rahatsız olmadığı bir konuyu siz ön plana getirir ve o kişinin aklına sokarsanız sonrasında rahatsız olma, yani ondan mutlu olmama ihtimali de var. Evet. Sadece böyle durumlarda işte yüzü analiz edip burunla alakalı yapılabilecek şeyleri 3 aşağı 5 yukarı kafamızda oturtuyoruz. Sonrasında tabii bir miktar sorgulamalar doğrultusunda farklı talepleri de varsa ve bunlar mantıklıysa ek önerilerde bulunuyoruz. Çok fazla zorlama ya da yönlendirme yapmayız. Hatta ve hatta benim kişisel yaklaşımım muayenelerde öncelikli olarak hastanın beklentisini öğrenirim. Yani mesela bir burun ameliyatı için geldi. Muayenemizi yaptık. Orada tabii tecrübeyle kafamızda 3 aşağı 5 yukarı neler yapılacağı ortaya çıkıyor. Hı hı. Burada hastanın beklentisini sorarız. Evet.
Eğer hastanın beklentisi bizim kafamızdaki cerrahi planla örtüşüyorsa zaten güzel sonuç mutlu alıyoruz. Son, ama hastanın beklentisi burada duruyor, diğer bizim planımız burada duruyorsa o zaman hasta mutlu olmayacaktır demektir ki bu işte zaten böyle bir çamurdan heykel yapmak gibi ya da bir ağaç oymacılığı gibi bir iş değil. Dokuyla uğraşıyoruz ve belli limitler var. Yapılabilecek ya da yapılamayacak belli şeyler var. O doğrultuda ortak karar verip hastamızla o şekilde yola çıkıyoruz. Böyle olduğu zaman da zaten hastalarımızın çok büyük kısmı oldukça mutlu oluyorlar. Evet, burun estetiği yaptıran hastada bazı durumlarda kombin op yapılmak zorunda mı? Operasyon. Evet, şimdi biraz önce dediğim gibi Önce isterseniz hocam özür dilerim. Kombin operasyonu nedir? Öyle girelim. Şimdi kombine ameliyatlar dediğimiz şeyler farklı bölgelerdeki ameliyatları bir araya getirip bir sinerji oluşturup daha güzel sonuçlar elde etmek. Evet. Örneğin hastaya bir burun ameliyatı yapıyorsunuz. Elmacık çok büyük bir burnu var örneğin. Hı-hı. İşte elmacık kemikleri basık gözüküyor. Siz burun ameliyatı yaptığınız zaman elmacık kemiklerine hiç dokunmasanız bile onlar birbiriyle ilişkileri dolayısıyla elmacık kemikleri biraz daha belirgin hale geliyor. Evet. Ya da işte profil cerrahisi dediğimiz hastaya yandan baktığınız zaman tamam çok kemerli bir burnu var ama çenesi de çok küçük örneğin. Şimdi bu hastada çeneyi siz birazcık cerrahi olarak öne aldınız ya da implant koyduğunuz zaman buruna hiç dokunmasanız bile o denge sağlandığı zaman burun biraz daha güzel gözüküyor. Ama bu ikisini aynı anda yaptığınız zaman özellikle tabii tecrübe ve bir takım bilimsel veriler doğrultusunda doğru planlama yaptığınız zaman hastayla da hemfikir olduğunuzda zaten tabii çok güzel sonuçlar alınıyor. Neler yapılabiliyor? Burun ameliyatına kombine edilecek şeyler, yüze yağ enjeksiyonları yapılabilir. Hı-hı. İşte kaş askılar, göz kapağı ameliyatları, mandibula çene kontürleri, çene ucu implantları gibi işte kulak ameliyatları gibi bir sürü farklı ameliyat bunlara kombine edilebilir. Aynı anda yapılabilir demek mi bu? Kombine edilebilir tabii derken. Şimdi bizim işimiz operasyon olarak. Evet, evet, evet. Tabii tek bir operasyon. Şöyle şimdi bence bunu unutmamak lazım. Bizim işimiz estetik cerrahi bile olsa evet, ağırlıklı şu anda uğraştığımız iş biz bir hekimiz, uzman hekimiz. Şimdi hekimlikte şöyle bir şey var. Önce hastanın sağlığı. Hiçbir şekilde ya bunların hepsi ameliyat sonuçta ve bazıları uzun ameliyatlar. Hiçbir şekilde hastanın sağlığını riske atmak istemeyiz. Onun için tabii kombine ameliyatların da belli bir derecesi var. Yani girip de 12 saat ameliyat yapmak belli bir oranda hastanın vücuduna yük bindirecektir. Kesinlikle. Onun için bazı durumlarda kombine ameliyatları seansa bölebiliyoruz. Mesela özellikle bunlar işte çok kilo vermiş, mide ameliyatı olmuş hastalarda vücudun birçok bölgesinde problemler olabiliyor. İşte karın sarkıyor, memede, kolda, bacaklarda problemler olabiliyor. Hepsini aynı anda yapmak hastanın üstüne çok büyük bir yük bindirebiliyor. Eğer bir yorabilir hastayı. Sağlık problemleri de varsa tabii, böyle durumlarda seanslara dinlendiriyoruz. Tabii yani kombine ameliyatların planlaması neler var? En sağlıklı şekilde hastayı en mutlu edecek şekilde hangi kombinasyonlarla kaç seansta yapılabilir? Bunu planlıyoruz, o şekilde yola çıkıyoruz zaten. Evet, ben sorunun cevabını aldım evet, gayet. Aynen. Hem de çok da güzel, akıcı bir şekilde söylediniz. Peki hocam, teşekkür ederim. Burun operasyonu oldu ama hala mutsuz. Yani az önce söylediklerinize biraz daha benzer bir şeyden bahsediyorum. Bu ne demek oluyor? O zaman hekim doğru anlatmamış mı oluyor? Ya da sonrasında ne ortaya çıkıyor? Şimdi burada tabii farklı parametreler var. Bir kere ben her programda bunu söylüyorum. Hiçbir insanı ve hizmet sektöründe hastasının mutsuz olmasını istemez. Biz hastalarımızın mutlu olmasını isteriz ki bunun iki ayağı var. Yani hasta mutlu oldukça biz de mutlu oluruz. Tabii. Yaptığımız şeyin güzelliğini tabii gördükçe hastanın o yüzündeki gülümsemeyi. Ama tabii ki hiç kimse ya yani herkesi mutlu edebilmek mümkün değil. Yani dünyada böyle bir şey yok zaten. Ama en önemli şey burada tecrübeyle burada hangi hasta hangi manevrayla hangi ameliyatla mutlu olabileceğini bilip tahmin edip hastanın beklentilerini de öğrenip eğer bunları gerçekten hasta istiyorsa zaten mutlu oluyor. Ama öncesinde bunları çok detaylı konuşmazsanız sizin kafanızda bir cerrahi plan var. İşte burun ucunu 2 milimetre yukarıya kaldıracaksınız. İşte evet, 3 santim 3 milimetre öne alacaksınız gibi belli cerrahi eğitiminizden gelen belli standartlarınız var. Bunları planlıyorsunuz ama hastayla bunu konuşmazsanız hasta da bunu
çok fazla istemiyorsa örneğin bunlardan birisini, sonrasında mutsuz olabilir. Onun için önceden konuşmak çok önemli. Evet. Detaylı bilgilendirmek ki bu olursa zaten bir sıkıntı olmuyor. Bunun haricinde bir de bazen beklenmedik bir takım olaylarla da karşılaşılabilir. Çünkü bu bir ameliyat, yani dokuyla uğraşıyorsunuz. Böyle bir çamur parçası gibi şekillendirebileceğim bir şey değil. Altında evet, bir sürü kıkırdağı, bağları, ligamentları, kemikleri, bunların birbiriyle ilişkileri, alttaki eğrilikler gibi bir sürü farklı yapı var. Bunların hep beraber bir homojen şekilde güzel bir sonuç elde edebilmek gerçekten belli bir bilgi ve tecrübe gerekiyor. Bazı durumlarda bunlara ulaşılamıyor ki o durumlarda da işte revizyon cerrahisi ya da sekonder ameliyatlar gerekebiliyor. Oran çok düşük bizim ülkemizde. Her seferinde ben buna değiniyorum. Yani dünya standardına göre bizim ülkemizde revizyon oranı çok düşük. Düzeltme operasyonları. Evet, düzeltme ameliyatları çok düşüktür ama yine de olabiliyor. Hiç kimse bunun garantisini veremez. Ama işte iyi analiz, doğru planlama, hastayla iyi konuşursanız, ortak yola çıktığınızda zaten hastaların çok büyük bir kısmı mutlu oluyorlar. Burada az önce hocam konuşurken Cenk hocam burunlar yüzde yapılanlar gösterdi. Onu yönetmenimden tekrar rica edeyim. Gösterelim. Hocam da bir görsün. Lütfen Emre yönetmenimden. Az önce burunlar vardı, görüyordum. Orada hoca gülmeden bahsetti. Hocam şimdi bitmiş herhalde, olmuş bir operasyon mu yoksa bunlar? Tabii onları da bazen çok anlamak mümkün olmuyor zaten. Öyle mi? Affedersin. Öyle bir şey söyleyeyim. Şu bak gülme, affedersiniz, evet, bunu gördüm. Güzel bir burun yani. Gülüşü dudak, etkiliyor değil mi burun aslında? Tabii kesinlikle, yani dudak yapısını etkiliyor. Dişlerin yapısını etkiliyor. Yani yüzde burun yüzün primer organıdır. Evet. İlk dikkat çekecek organdır ve burundaki değişiklik yüzde pozitif anlamda çok önemli katkıları olur. Kesinlikle. Örneğin kulak ameliyatı mesela, kepçe kulak kişiyi çok rahatsız eder ama yüzün daha sekonder organıdır. Evet. Mesela çok kepçedir, düzeltirsiniz, evet, arkadaşları anlamaz bile. Düzeltir. Ama kendisi, evet, mutlu olur. Evet. Şimdi burun o açıdan çok daha farklı. Yani yüzün her yapısını, bütün güzel orantılarsanız, evet, yapısını çok değiştiriyor. Mesela bunun oranı, dudak burun açısı erkek, evet, kadın çok farklı. Güzel planlamayla alınmış güzel bir sonuç. Peki Cenk hocam, beni yanlış anlamayın. Hep burunlara bakıyorum. Bayanların yaptığı burunlara da bakıyorum. Hani ben standart Instagram'da buruncular araştırıyorum. Vallahi bak ben de baktım, dedim yapabilir miyim? Çünkü herkes burnu konuşuyor. Benim de dikkatimi çekti. Ya bir bakayım dedim. Herkesin burnu dik. Yani evet, özür çok diyorum. Benzer. Çok hep aynı. Benzer. Şey gibi olduk yani, hepimiz aynıyız. Nasıl olacak bu? Kedi burun mu diyorsunuz? Şöyle, yani çok bunu mini, değiştiremezsiniz küçük. Yani. Şimdi hani, hep kalkık. Evet, kalkık. Anlattım ya, bunlar çok subjektif, objektif yani kriterleri yok. Yani belli kurallar var. İşte burun yüzü orantısal olarak 3'e böler. Dudak burun açısı kadınlarda 105-110 derecededir. Erkeklerde, evet, yaklaşık 90 derecedir gibi bazı doğruları var. Evet hocam. Ama bunlar subjektif şeyler. Yani kişiden kişiye değişiyor. Bazı işte bunları konuşmak öncesinde çok önemli diyorum ya. Ha, ondan ilk etapta tabii, yani konuşalım mesela anlamında. Kararlı geliyor, kaldır diyor mesela. Aynen öyle. Ama siz ne diyorsunuz yüzünüze? Olmaz diyoruz ve bunun bu şekilde olması lazım diyoruz. Kabul hem etmez fikir, ki. Kabul etmezse ben reddediyorum hastayı. Oo, çünkü ben, Cenk hocam bravo. Yo, ben çok hasta reddi. Yani güvenmediğim, yani kendi inanmadığım şeyi yapmam. Sizi, evet, yanlış anlamasınlar. Egolu görmesinler. Hayır, egodan neden değil bu. Yok, çünkü yok, kendileri ama, mutsuz ama olur. Ama benim izleyicim farklı düşünebilir. Bakın aslında Cenk çok hocamın söylediği, şey ben hocam istemem, ben almam anlamında, kendisi de zaten telafi ediyor. Diyor ki ben diyor yakışacak burnu yaparım ona diyor. Tamam, bir başkasında o burun güzel durabilir. Ama diyor ben ona diyor uygun olan, yüzüne uygun burnu yapacağım diyor. Doğru çok mu? Çok güzel bir şey söylediniz. Evet. Başkasında güzel olan burun olup, hani yüz, evet, oranı öyle diyor. Hasan'ınki güzel, ben ona da aynı söylüyorum. Evet, örneğin mesela çok beğendiğiniz bir burunu, aynen, evet, alın, imkan olsa alın kendinize yapıştırın. Hiç olmaz. Hiç güzel durmaz. Güzel durmayabilir. Hiç yani güzel. İşte bunu bence anlatamıyoruz. Söyleyemiyoruz. Ama her an, evet, böyle bir doktorla karşılaşırsam güveneceğim kişi olur. Ya istediğimi söylemesinler ya, bana da doğruyu söylesinler, benim imzamı, çok isterim. Benim imzamı ben çok konuşuyorum işte hastalar. Yok yok. Beni çok rahatlatırdı bu kadar detaylı anlatan, konuşan, evet, bir doktorla karşılaşmak. Şey yapıyorlar bilgisayarda. Simülasyon sonrasını. Bu, onu yaparsanız aslında şimdi sanki daha başarılı olur. Simülasyon şöyle, ben çok, evet, rutin kullanmıyorum onu. Talep eden hasta olursa profilden. Çünkü dijital ortamda
siz istediğinizi yapabilirsiniz. Evet. İstersen burnu bir metre uzatabilirsin. İstediğin evet. kadar kaldırabilirsin. Ama bunu evet. önemli olan dokularda yapılabilmesi. Tamam. Bu simülasyonlar sadece burun ameliyatıyla alakalı bir fikir veriyor insana. Tamam. Burnunuz böyle olacak Hı-hı. diye bir kural yok. Ama zaten öncesinde hastayla bu kadar detaylı konuştuğunuz zaman, öğrenip planlamanızı anlattığınız zaman, yani bana simülasyonu soran hasta %1, %2 geçmiyor. Geçmiyor. Yani o esasında güven. Yani öyle de diyorum ki, şimdi tabii programlar çok gelişti. Bir sürü evet. bu tip şeyler yapılan, yani diyorum ki, yani bir ortaokul talebesi evet. bilgisayara çok aşinalar onlar. Size tamam. o kadar güzel bir simülasyon yapar ki gidip ona evet. ameliyat olmak istersiniz. Evet. Yani simülasyonun güzel olması ameliyatın da aynı olacağına gelmiyor. Çünkü simülasyonda istediğiniz evet. şeyi yapabilirsiniz. Allah Allah, şimdi korktum. Çünkü canlı dokuda Efendim? Çalışmak başka bir çok şey. Çok farklı. Dokuyla uğraşmak çok daha farklı bir şey. Cenk Hoca'ya ulaşmak istiyorlarmış. Var mı öyle? Ben kesinlikle beni aşamazsınız. Öncelikle Erhan Nacar Official'ı takip edeceksiniz. Bugün Cenk Hoca'nın resmini beraber birlikte oraya etiketleyeceğim. Ve Cenk Hoca'nın ulaşabileceğiniz hem Instagram hem de iletişim numaralarını çalıştığı yerin bırakacağım. Ve böylelikle Cenk Hocama istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz efendim. Çünkü ben imzamı attığımı Instagram'ımda, ana sayfamda paylaşacağımı sözünü verdim. Şeyin de neydi? O bayan yüz şeycisi. Cina Moret efendim. Onu da paylaşacağım, merak etmeyin. Dediğim gibi ulaşmak istediğinizi biliyorum. Hiç arama motorlarında mücadele etmeyin. 0536 610 0860'a da yazıp Cenk Hoca'nın iletişim numarasını benden isteyebilirsiniz. Ben Seyhan Hanım'ın numarasını veririm. Aranızda çözersiniz efendim. Çok küçük bir şey daha. Buyurun hocam. Zaten son 4 dakikamız kaldı. Tamam, şimdi evet. burun ameliyatlarında evet. bakın planlama ve tanım bile artık çok değişti. Mesela evet. bir 10-15 yıl önce burun ameliyatının tanımlaması burnu küçültme cerrahisi olarak geçerdi. Evet, yani ameliyatta ne kadar çok doku çıkarırsan sanki o kadar kıymetli ve değerliymiş gibi görülürdü. Şimdi artık tanım değişti, yani burnu şekillendirme cerrahisi bu. Evet. Bazı durumlarda işte farklı kıkırdaklar koyarak problemli eksik dokuları da tamamlıyoruz. Ve hedefimiz doğal ve güzele ulaşmak. Hı-hı. Yani birisi size baktığında, aa senin burnun ameliyatlı diyorsa bu kötü bir sonuçtur. Hmm, ama birisi sana baktığında lazım. Senin burnun ne kadar güzel diyorsa bu güzel bir sonuçtur. Efendim dipnot dedi ki, eğer dedi burunda bir boşluk varsa oralara dedi biz kıkırdak koyuyoruz ve o boşluğu kapatıp burnu normal bir hale getiriyoruz dedi. Ben oradan cımbızladım, size verdim. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Ve böylelikle o burun aslında, bakın ben size bir şey söyleyeceğim kadınlar. Niye böylesiniz bilmiyorum. Erkeklerde çok burun yapma hevesi Nasılsınız? Yok da. Ya ama Seyhan hemen atlama. Bir dakika söyleyeyim. Yok, merak ettim. Seyhan herkes hemen bak kadınlar beraber oturduklarında hemen böyle Filiz ne yaptın? İşte Buse sen ne yaptın? Aa burnumu yaptırdım. Kime yaptırdın? Hasan'a yaptırdım. Kime yaptırdın? Veli'ye yaptırdın. Yani bir arada böyle bir burunda estetikte evet. bir yarış böyle var. Böyle sohbetler ama de var. Ama herkese gidilmez. Gidilmez. Herkesle bu iş yapılmaz. Estetik burun olduğunu ben çözüyorum ki. Çözüyorum. Hemen Kimisi söylüyorum. Kimisi de öyle istiyor, biliyor musun? Hayır canım, niye belli yok, olsun ki? Öyle isteyenler de var tabii. Ama Cenk Hoca ben belli etmiyorum diyor. Hocam yani nasıl yapmam söyleyeyim. Diyor zaten. Yani, yakışanı yaparım bizim diyor. Bizim ülkemizde gerçekten yani bütün meslektaşlarımız bu işe çok emek harcamışlar. Yani gerçekten evet. dünya standardının çok üstündeyiz. Ben tabii genel bilgi veriyorum. Kendi kişisel yaklaşımımı söylüyorum ama yani plastik cerrahiye baktığınız zaman gerçekten dünya standardında biz burun konusunda çok iyiyiz. Çok evet. başarılı meslektaşlarımız var. Zamanımız azaldı. Bitti hatta. Evet. Ama size ulaşmak için siz sosyal medya kullanmıyorsanız. Kullanıyordur yoğun, hocam. Kullanıyorum ama çok yoğun değil. İsim nedir söyleyelim? Profesör Doktor Cenk Sen. Havaya bakar mısınız? Profesör Doktor. Hava değil bu. Gerçek. Yok. Bırakın da dirsek çürütmüş. Bırakın da emek vermiş. Tabii ki efendim en doğru yerde olmanız lazım. Efendim. Teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür Efendim, ederim. Efendim isterseniz yavaş yavaş hızlı bir şekilde sorulara Konumuza başlayalım. Geçelim. Bu arada sormak isteyenler varsa Melike Kasap Hanımefendi'ye 0536 610 0860 ve efendim bugün katılan bütün konuklarımızı bir kere de izlemek istiyorsanız bir Nescafe etmez, iki tane içeceksiniz. Çünkü efendim Beyaz TV açacaksınız YouTube'dan. Keyifle izleyin. Çünkü bugün öyle konulara değindik ki sizin için.
Belki de sizi yarın değiştireceğiz. Evet. Ne güzel bir toparlama oldu. Bugünün özeti gibi oldu. Aa, ne demek. Bugün ne konuşalım dedik. Seninle daha öncesinde konuştuk. Ve lamine tedavisi. Çünkü son dönemde çok popüler. Gülüş tasarımı deyince en hızlı çözüm olarak akla gelen yöntemlerden biri. Önce lamine tedavisi ne? Biraz anlatalım. Tabii. Yani şöyle, en güncel tedavi artık. Yoksa tabii ki her dişe olacak diye bir söz konusu değil durum. Ama şöyle, lamina'nın aslında kelime anlamı şu, yaprak hale getirmek. Hı-hı. Hani böyle halk arasında da yaprak porselenler diye biliniyor bu. Lamina tedavisi nedir? Dişin eğer görüntüsünden, renginden, formundan mutlu değilse hasta, onun sadece ön yüzünü değiştirdiğimiz bir restorasyon çeşidi aslında. Ama eskisi gibi dişi çepeçevre kesmek, küçültmek, hani bu fare dişi gibi der halk arasında. Evet. O hale getirmiyoruz. Yani bu bir kıyım olarak görüyoruz. Hani dişlerim güzel olsun, beyaz olsun diye onların dokusundan o denli doku kaldırmak artık bir kıyım bizim için. Şöyle diyelim mi? Ana dişleri çok ellemeden, evet, çok hatta üzmeden, evet, zarar dış vermeden kaplama yapıyoruz. Sadece ön yüzünü ve değiştiriyoruz. Bizi ilgilendiren zaten ön yüz. Ön yüzü daha da güzelleştiriyorsunuz. Tebrik aynen ederim. Öyle. Peki çok özür dileyerek ne kadar sürüyor bu işlem? Yani bu da önemli bizim, çünkü zaman bizim için çok değerli. Tabii ki. Bir an önce işlerimizi halledip işimize dönmemiz lazım. Ne kadar bir zaman sürüyor efendim? İşlem süresi olarak diş sayısına bağlı. İşte 10 dişe bir işlem uygulanacaksa. Şu yaprak dediğimiz bu mu? Bu tarafta da var. Hangi tarafı evet istersiniz? Bakın her yer yaprak sardı bizi. Bu gördüğünüz burada da fotoğraf. Var. Bu evet. Yaprak, yaprak porselen. Aynı bir kontak lens gibi düşünün. Evet. Arkada dişin kendi o kesilmiş hali bu kadar. İşte hastalar çok merak ediyor. Ne kadar kesilecek? Yani arkada bütünüyle bir diş duruyor. Tamamını evet mı kaplıyor, yoksa yukarıya sadece biraz ete çıkıyor muyuz? Sadece et, diş eti sınırından, hı hı, bütün ön yüzü kaplıyor. Bir de uç kısmını ve uca şeffaflıklar işleyebiliyoruz. İncecik. Ne evet kadar güzel. Tabii ince evet deyince aklı hemen dayanıklılık da geliyor. Dayanıklılığıyla ilgili sıkıntı çekiyor mu hastalar? Yani çok soru alıyoruz. İşte her şeyi yiyebilecek miyim? Yiyemeyeceğim değil mi? Hani bunu yaptırdım kırılmasın. Bir şey sorabilir miyim? Özellikle çok önemli. Hocam parmak kaldırdım ama kızmayın. Elma ısırabilir miyiz? Isırabiliriz. Ay, ısırıyor musunuz? Yani yönetmeni normal günlük sosyal yaşantısına, yemek evet aktivitesine devam edebilir. Ama ben hep hastalara şunu diyorum. Bizde şey var, sert kabuklu yiyecekleri dişle açmak. Mesela antep fıstığı gibi veya tel tokayı. Herkes kadınlar. Herkes yapar onu. Evet, bunu normal dişinizle de yapmamanız gerekli. Laminalarla da bunu yapmamanız gerekli. Sadece ona uyarıyorum. Yani kendi dişimiz kadar dayanıklı diyebiliyoruz aslında yaprak evet, porselenler için. Evet, ona çok yaklaştırıldı. Artık IMEX materyaller kullanılıyor. Full seramikte böyle belli materyallerle dayanıklılığı zaten arttırıldı. Peki Melike Hanım, çok özür dilerim. Herkese her yaşta kullanabilir miyiz? Kullanabilir mi yani onu? Evet. O da çok önemli değil mi? O yani, da çok önemli. Şimdi merak düz bir yüzeye yani düz bir şey yapıştırıyoruz. Çok güçlü ajanlar kullanıyoruz. Çünkü yer çekimine karşı koyuyoruz biz. Ama burada bu tutuculuğu sağlayan mine dokusu, dişin dış dokusu. Önce onu bakıyoruz. Yani sağlamsa, evet, sağlıklı ise lamineye uygunluk testidir bu bizim için. Uygun diyoruz. Evet. Bir de yaş kısmını sordunuz. Yaş genel olarak bu tarz restoratif işlemler için 18 yaş sınırı bizim evet genel bir sınırımızdır zaten. Şimdi sevgili yönetmenim şimdi ekrana verecek. Veriyor zaten. Evet. Laminenin sınırı budur değil mi yani? Yapıştırma olarak başka var mı? Yapıştırma olarak diş evet etinin tam hani bu şeye yaklaştırmadan gücünden çok fazla anlamında diyorum. Affedersiniz. Yani yok, çok bu diş etine yaklaştırmadan anlamında değil. Hayır, aslında diş etinden çıkış profili bu yapıştırılmadan önceki prova seansında alınan bir fotoğraf. Evet. Onu tamamen bütün hale getiriyoruz. Yani diş ile dişin evet sadece ön yüzündeki lamina böyle bir fark yok. Hı-hı. Bu yapıştırma seansında prova esnasında alınmış bir fotoğraf. Öyle. Tamamıyla bütün oluyor dişle. Tamam, ben sevgili yönetmenimden inceliğini göstermek için inceliğini yapılmış göstermek bir fotoğraf evet sanıyorum. Evet. Evet. Ben sevgili yönetmenimden Emre Bey'den az öncekini o böyle götürüş anı var ya yaprağı, onun kalmasını istiyorum ve bu şekilde kalalım, böyle gidelim. Peki Melike Hanım, lütfen. IMEX dediniz, bunu son dönemde duyuyoruz. Lamine ile evet arasındaki fark ne? Aynı yöntem olarak mı geçiyor? Evet, ya o çok sorulan bir soru. Aslında IMEX bir materyal. Biz laminayı da IMEX'ten üretebiliyoruz. Dayanıklı ve çok güzel ışığı geçiren, çok estetik, yani güzel bir materyal. Yani porselen yerine geçen bir madde mi? Bir blok, evet. Yani biz IMEX bloklardan kazıyoruz. Hı hı. Full seramik bir materyal. Ve ışığı çok iyi geçirdiği için
zirkonyum kaplamaların yerini aldı bu güncel zamanda ve estetik tedavide IMEX kaplamalar artık daha güncel ve modern, daha çok tercih ediliyor ön bölgede. Biz eğer dişin sadece önünü kaplıyorsak IMEX lamina, ama çepeçevre kaplamak zorundayız. Mesela hastanın daha önceden kaplaması vardır, onu değiştireceğiz. O zaman IMEX kaplama. Yani IMEX lamina sadece ön yüz, IMEX kaplama çepeçevre. Aslında fark yok. Sadece materyal olarak farklı. Materyal aynı. Çevrelediği yüzey farklı. Bakım olarak Seyhan nasıl farklılık acaba? Farklılık var mı? Kendi dişimizden. Başka bir yöntem. Evet, yani hastalara hep şey diyorum. Kendi zor mu yani bakım gibi anlamında? Evet, bunlar tek tek yapıştırılan materyaller. O yüzden kendi dişinizi nasıl ki? İki kere diş fırçalıyoruz rutinde, günde en az. Ve diş ipi yapmamız gerekiyor arayüz bakımı için. Evet. Bunlarda da aynı şekilde hiçbir ekstra burada, bir şey gerekiyor. Burada danışanlara şunu söyleyeyim efendim. Doktorumuz yapıştırma derken hani özel bir jelle tutturuluyor. O yüzden kesinlikle uzun süreli değil mi? Kesinlikle. Kalıcıdır. Değiştirilme var mı arada sırada o özel jelle yapıldığında? Yani bir yılda vazgeçerse rahat bir şekilde çıkartılabilir mi? Tabii ki. Yani lazerli tekniklerle biz çıkartıyoruz. Laminenin sökümü mümkün ve değiştirilmesi de mümkün. Bazen çünkü estetik algısı kişinin 30 yaşındaki algısıyla 45 yaşındaki isteği bir olmayabilir. Hı-hı. 45 yaşına geldiğinde o gülüşünü değiştirmek isteyebilir. Bir takı satın almak gibi aslında. Yani gülüş zor bir durum değil çıkarılması. Değil aslında. Aslında modası var, trendleri de var dişin değil mi? Gerçekten eskiden 10 yılda bir ya da 5 yılda bir farklı diş isteyebiliyoruz. O yüzden de değişimi kolay. Bir gülüş satın alıyor hastalar, öyle diyebiliriz aslında. Yani kendi yüzünü çok ciddi etkileyen bir şeyi değiştirebiliyor ve bu dediğiniz gibi mümkün bunu değiştirmek. Şöyle ben söyleyeyim, diyelim ki bu altındaki dişler sarımtırak gibi, üstüne gelen beyaz bir lamine değil mi? Evet. Bence mükemmel. Yani eğer bu şekilde dişlerinin beyazlamasını beyazlatma çok bence alttaki dişlere de çok zarar gelmeden bence bu yaprak modeli bence olabilir ve gayet de güzel ve hijyen bir görüntü efendim gösterir. Sadece renk de değil, boyunu uzatabiliyoruz, aralıkları doldurabiliyoruz, hafif çapraşıklıkları bununla düzeltebiliyoruz. Bazen hastalar tel takmak istemiyor mesela ortodontik tedavi uzun süresinden dolayı. Evet, o zaman bu şekilde kısa sürede çözüme ulaşabiliyor. Peki hanımefendi şeyi sormak istiyorum, diş fırçalama bunda da uygulayabiliyor muyuz? Tabii ki. Çok affedersiniz. Yani sararıyor mu? Evet. Kendi dişimiz gibi ben porselenlerde de sararma olur mu zamanla? Söyle ki bunların en üstünde bir vernik var. Aslında lamina vener diye geçer. Vener de İngilizce'de vernik, cila demek. Bunlarda o glaze olduğu için asla onda bir atma olmaz. Hı-hı. Yani dişinizi aşındırıcı bir şey kullanmadığınız takdirde ki bu ekstrem bir durumdur. Kimse kullanmıyor. Hı-hı. O zaman o vernik uzun yıllar o şekilde beyazlığını koruyor. Peki lamine kaplı yani yaprak şekilde kaplanmış bir dişimiz sonrasında çürüdü. İç tarafında ya da bir şekilde rahatsızlık duyduk. O zamanki müdahalede tamamıyla o yaprak porselen değişmek zorunda kalıyor mu yoksa arka tarafından temizlenebiliyor mu? O da şöyle, zaten diş yüzeyi arkada çürük ancak laminada değil diş yüzeyinde olabileceği için yine arka bölgeden o çürüğe müdahale edip dolgusunu yapabiliyoruz. Lamineyi kaldırmak zorunda kalmayabiliyoruz ama çok fazla büyük bir çürük oluştu diyelim. Artık o laminanın tutuculuğunu etkileyeceği için belki o zaman çepeçevre IMEX kaplama dediğimiz işleme dönebiliriz. Bunun adı neydi, yaprak? Yaprak porselen. Yaprak porselen. Sevgili yönetmenim, lütfen Melike Kasap yaprak porseleni anlatıyor der misiniz? Çok dikkat çekici. Rica ediyorum öyle yapalım. Bir de hanımefendi, bu kadar hanımefendi ve kibar olduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü anlatım tarzınız da çok hoşuna gitti herkesin. Şöyle soruyorlar. Her dişe uygulanır mı bu? Çünkü bazen büyük olan varmış, bazen ufak olan. Bir de şöyle bir durum varmış. Boşluk kulağıma geliyor da. Arada boşluk olanlar varmış hani biliyorsunuz ayrık. Onlarda da oluyor biliyor mu hanımefendi bunu soruyor. Evet yani en çok onlarda uyguluyoruz. Aralık miktarı da çok önemli burada. Hı-hı. Bazen hastalar şu şekilde geliyor. İşte dişlerim aralık bu zamana kadar hep şanslısın diye böyle etrafında onu çok güzel pohpohlamışlar ama diyor ki ben şanslı değil mutlu ve güzel gülüşlü olmak istiyorum. Evet. Dedim evet ya yani bir şans da getirmediğini söylüyor. Evet. Ondan sonra ben ona bir planlama yapıyorum. Bu
aralığı ne kadar eşit gülüşle tasarlayabilirim diye. Onu hastaya sunduktan sonra ben sana bu simetrik, bu evet. altın oranda bir gülüş sunabilirim diye bir mock-up evresinden sonra hasta diyor ki evet bunu istiyorum. Evet. O zaman yapabiliyoruz. Bazen çok fazla aralık oluyor ve laminalarla bunu kapatmak mümkün olmuyor. Öncesinde bir ortodontik tedavi uyguluyoruz. Telle eşit aralıklar oluşturup sonra yine laminalarla gülüşü tamamlayabiliyoruz. Son benim sorum hanımefendi, devreden çıkacağım. Çok güzel anlatıyorsunuz. Ve sizin iletişiminizi istiyorlar. Instagram var mı? Verebilir misiniz evet. lütfen efendim? Tabii ki. Buyurun. DT Melike Kasap. DT Melike Kasap. DT efendim. DT. Evet. DT Melike, Melike Kasap. Melike Hanım. Ve 0536 610 0860. 0536 610 0860'tan bana yazın. Deyin ki ben yaprak porselen istiyorum. Şey lamine istiyorum değil mi? Öyle mi? Evet, yanlış söyledim. İkisi de doğru. Bana ulaşın. Ben o hanımefendiye değil, buradaki hanımefendiye ulaşacağım. aslında bize gelen sorularda bütün doktorlarınız hep İstanbul'dan oluyor. Gelmekte zorlanıyoruz. Neden hep İstanbul doktorları? Aslında hayır. Biz mesela Bursa'dan. Nereden geldiniz? Bursa'dan, Bursa'dan geldiniz, mı geldiniz? Evet. Evet. Bursa'dan bir doktorumuz katıldı. Aslında sadece çok İstanbul'dan güzel. Değil. Teşekkür ederim. Ülkemizin birçok yerinden doktor ağırlıyoruz. Melike Hanım da Bursa'dan kalktı evet. geldi bize. Ben peki, teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum ben. Yurt dışında hastalar mutlaka daha da yoğunlukta gelmek istiyorlardır. Avrupa'da ben şuna şahit oldum. Avrupa fiyatlarına göre buranın fiyatları bence daha uygun diye düşünüyorum. Muhakkak. Çünkü oradan bir kaçış daha var. Pahalı mı? Yurt dışı daha pahalı. Ben de öyle biliyorum. Kesinlikle daha yani pahalı. Yani muhakkak biz sağlıkta yani bunu ülke olarak. Bunu Bülent Bey'le de konuştuk. Evet, kesinlikle daha kesinlikle pahalı. Ülke olarak çok daha avantajlıyız. Yani 1 lira 1 euro artık. Hani onlar bir suyu 1 euroya alırken biz 1 liraya alıyoruz. Hani bu evet. kadar bir sosyal yaşantıda da öyle uygunluk var. Ama benim en sevindiğim şey bu proje. Birçok klinikte yapılıyor evet. ama ucuzuz diye ülke olarak evet. evet daha uygunuz ama uygunuz diye tercih edilmeyip daha iyi yapıyorsunuz diye evet. gelmeleri beni daha çok onere ediyor evet, yani bir doktor önemli. Olarak. Evet beğenildiği için yani buradaki evet. hekimlerimizin tedavileri beğenildiği için güvenildiği geliyorlar. Beğenildiği için yani siz sadece daha iyi yapıyorsunuz diye gelmeleri beni daha onere eder ülke olarak da doktor olarak da öyle. Evet peki lamine tedavilerinde uygulanırken acı, ağrı hasta hissediyor mu? Ne kadar süreyle uygulandığını geçtik ama bir bu kısmı tekrar toparlayalım. Onda da lokal anestezi uygulandığı için işlem anında hiçbir şey hissetmiyor. İşlem sonrasında da zaten geçici dişler yapılıyor. Mesela eğer 2 gün sonra gerçek dişini yapıştıracaksak hmm. laminalarını, 2 gün boyunca sosyal yaşantısını kısıtlamaması için geçici dişleriyle yine yemeğini yiyor, suyunu içiyor. Hiçbir şekilde ağrısızı hissetmiyor. Ne kadar bir zaman o özel jeli oturtturduktan sonra ne kadar bir zaman sürecek? O lamine yaprağı oraya oturtturduktan sonra ne kadar bir zaman sonra güncel yani anında. Şunu diyor musunuz örnek veriyorum 3 saat işte çorba iç örnek veriyorum hı-hı. ya da sonra katı ye değil mi? Doğru evet, evet bu da önemli. Yok, anında çünkü lazerle hı-hı. donuyor o jel dediğiniz hı-hı. yapıştırıcı. Evet efendim. Haliyle o gün simante yani yapıştırma seansı hı-hı. bitti. Hastaya diyorum ki çıkar çıkmaz yemek yiyebilirsiniz. Hatta hamburger güzel. Yiyebilir miyim? İlk sorduğu şey. Çok konforlu bir yöntem bence hasta evet. açısından. Evet. Çok konforlu. Sonrası da işlem süresi de işlem arasında da çok konforlu evet. bir işlem. Bursa'dasınız. Evet Bursa'dasınız. Evet. Estetik diş hekimisiniz ve evet. gülüş tasarımı yapıyorsunuz aslında. Evet. Ve bunu yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Karakter analizi yapılıyor mu? Yüz analizi yapılıyor mu? Neler yani yapılıyor? Ben bu arada yaşam koçlu eğitimi alıyorum. Umarım bitireceğim. Çünkü mesleğimde şunu fark ettim. Kişi girdiği andan itibaren karakteri, yaşı, kıyafeti, tarzı, istekleri ve hayat hikayesi. Daha çok biz hı-hı. diş hekimleri bilir çok fazla hayat hikayesi dinliyoruz. Sonrasında ben artık yaşam koçlu eğitimi almaya evet. başladım. Çünkü ihtiyacım olduğunu düşündüm. İnsan anlamak, insan tanımak ve ne istediğini anlayabilmek, özümsemek onu. O çok önemli bizim meslekte. O zaman sonrası, tedavi bitim sonrasında evet ben istediğimi aldım diye gitmesi. Ondan sonra hasta hiçbir şeye bakmıyor. Yani sizin ne kaşınız önemli, ne gözünüz, hı-hı. ne gülüşünüz. Sizin onu anlamanız önemli. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Ne istediğini anlamaya çalışıyoruz. Efendim artık virajı dönmeye son 3 dakikamız var. Tabii ki. Size veda edeceğiz ama son olarak neler söylemek istersiniz? Tabii sonu gene Seyhan'a bırakacağız. Yok, da. Yok Melike Hanım da tamamlayabilir. Neler söylemek istersiniz? Hayır kapanış sende. Peki.
Son olarak mesela neler söylemek istersin? Yani bir dişle ilgili böyle çok geç kalmamak lazım değil mi? Evet. Çünkü özür dileyerek Bora Bey de öyle söylüyor. Bir şeyler için geç kalmayın diyor. Siz nasıl bir uyarıda bulunmak istersiniz? Oradasınız efendim. Tabii ki. Bu taraftasınız. Ben şunu söylemek istiyorum. İnsanlar hayatta birçok şeyi satın almakla mutlu oluyor. Ama en sonda kendine yatırım yapmaya karar veriyor. Bu yaklaşık 45 yaş sonrası başlıyor bu farkındalık diyelim. Ama bence koltuk takımıdır, işte giydiğiniz ayakkabıdır. Bunlardan çok daha önemlisi var, kendinize yatırım. Ağız dolusu gülebilmenin karşılığı hiçbir şekilde yok. Yani bu alacağınız en güzel takı bence. Ve kendinize yapacağınız en güzel yatırım olabilir. Tebrik ediyorum. Eğer mutsuzsa gülüşünden. Seyhan hadi bakalım. Sen de. Bu lafın üzerine çok ekleyebilecek bir şeyim yok. Çünkü o kadar güzel toparladınız ki. Hakikaten bir insan kendine yatırım yapmalı. Kendi bedenine yatırım yapmalı. Evet, eşyaya verdiğimiz değeri daha fazla kendimize vermeliyiz aslında. Evet. Süremiz bitti maalesef. Efendim, evet. Tekrar Instagram'ınızı istiyorlar. Alalım. DT Melike Kasap. Instagram evet. Adresim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Yaprağı çok beğendim. Kendisi Bursa'daymış. Lütfen efendim 0536 610 0860'dan bendenize yazın. Ben sizi Melike Kasap'la buluşturayım.